Çok, kelimeyi çok kullanıyor. Ben de seviyorum. Sizden önce, eğitimlerden önce, eğitimlerden sonra. Bizler normal standart hayat yaşarken belki de hayatın zorluğunu, hayatın çok zor olduğunu düşünerek, bütün zorlukları aşmaya çalışarak hayatımızı devam ettiriyorduk. Bu eğitimleri aldıktan sonra çok farklı açılımlar yaşadık. Rabbimin bize bazı değiştirebileceğimiz imkanlar sağladığını, hayatın aslında zor olmadığını, bizlerin duygularımızla, düşüncelerimizle, bilinçaltına attığımız kodlarla hayatı çok zorlaştırdığımızı gördük. Bunları sizin eğitimlerde öğrenerek hocam, değiştirerek, yerine olumlu güzel şeyleri imgeleyerek hayatımızda çok büyük değişiklikler oldu. Yani hem manen donanımlar sağladı ve eğitimlerimizi vererek kendimizi geliştirdik. Evde çalışma alanı da sağladı. Açıkçası bu alanı da söylememiz lazım. Birçok bayana çok büyük katkılar sağladı. Dünyaya açılmamızı sağladınız. Yani Amerika ile bile bağlantı kurarak oradan dostluklar edindik. Birçok yurt dışından dostluklarımız oldu, eğitimcilerimiz oldu. Yani evde oturarak hiçbir şey aslında, hani hiçbir şey derken tabii ki bu bir, çok büyük bir ilim. Ama dışarıdaki alana katılmadan, bu saf alanda çok şey yapabileceğimizi öğrettiniz. Yani hocam, yani varlığınıza ben de gerçekten binlerce şükür diyorum. Yani Allah size bu eğitimleri ilham etmiş, nasip etmiş, bulmuşsunuz, bu kadar emek vermişsiniz. Ve sizde en çok sevdiğim taraf şu, bilgiyi o kadar açık bir şekilde bizlere veriyorsunuz. Yani bence şu tanıdığım eğitimcilerin veya bilemiyorum tabii, tanıdığım kadarıyla söylüyorum, en bonkör ve cömert olan eğitmensiniz. Eğitmenlerini gözeten, onların ilerlemesi için elinden geleni yapan, kendisinden de çok büyük fedakarlıklar veren. Yani şu an siz eğitimi her alanda verebilirsiniz. Bu sizin çok doğal hakkınız. Yani Türkiye'de vermemeniz, bizlere bu kadar güven duymanız. Yani bunlar, hangi birini anlatayım ki? Yani siz çok Rabbimin özel insanlarındansınız. Yani herkes de bu olamaz hocam. Yani benlik duygusu, ego.